nefesi, efesi, efelerin efesi. Ey dilinin efesi, efesi, efelerin efesi. Demirciler Köyü efelerine bakar mısınız? Adınız? Mustafa Selek. Hüseyin Çalışkan. Efeler böyle de bayanlar nasıl? Hatice Koç. Prenses. Evet. Hepsi birer prenses. Prens ve prenseslerimiz var. Her hafta prens ve prenses seçiyoruz. En düzgün, en doğru davranışı sergileyen, derslerinde en çok başarıyı gösterenler değil mi çocuklar? Hepimiz aslında prens ve prensesiz. Evet. Bunu bir iyi vatandaş olarak değiştirseniz, bizde bir prenslik yok biliyorsunuz ülkemizde. Sınıf içinde yaptım. Ama tabii ileride öyle olacaklar. Değil mi? Amaç o. Evet. Kim en çok prens oluyor? Mutlu Şimşek. Mutlu Şimşek. O demek ki daha mı böyle? Öğretmenimiz ne diyecek? Aslında gerçekten hepsi prens ve prenses. Ben bu çalışmayı... Sınıf öğrenciler mi seçiyor? Hayır. Öğrencilerin de etkisi var tabii ki. Zaten onlar farkında oluyorlar kendileri. Siz siyasi partilere benzemişsiniz. Evet. Liderler gibi prensleri, prensesleri siz seçiyorsunuz. Şimdi... Kendileri seçmesi lazım değil mi? Ha? Bence öyle yapın. Yani sınıf öğrencileri haftanın prens ve prensesi neyse en iyi bireyini seçsin bence. Adı da böyle olsun değil mi? En çalışkan, en üretken bireyini her hafta bir kız öğrenci, bir erkek öğrenci olarak en çok sınıfta çaba sarf eden, çalışan, sınıfın düzenini sağlayan, değil mi? Evet, evet. Örnek olan. Zaten. Bunu seçerken. Bu gayret gösteriyoruz. Değil mi? Demokrasi böyle bir şey işte. Şimdi bir tek öğretmen seçerse o demokrasi olmaz. Bugün siyasi partilerde böyle. Liderler milletvekillerini, belediye başkanlarını belirliyorlar. Sizin yaptığınız gibi. O sizin tercihiniz oluyor. Evet, doğru. Değil mi? Siz böyle daha uslusunu, daha munisini, size daha kolaylık sağlayanı tercih edebilirsiniz. Ama doğrusu olmayabilir. Evet. Doğru, haklısınız ama zaten sınıf bunu kendisi, kendi bilinci yerleştiği için kendisi de zaten farkında varıyor. Ve onlar öne çıkarıyorlar prens ve prensesi. Tebrik ediyorum. Hepiniz çok çalışıp çok üretken Türk vatandaşları olacaksınız, değil mi? Evet. Thank you.
Okulumuzun en temiz ve düzenli sınıfı 5B sınıfı seçildi. Tebrik ediyoruz. Devamlı başarının devamını diliyoruz. Her hafta bir sınıfı en temiz sınıf seçiyorsunuz. Bu ne gibi kriterler arıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bu değerlendirmeyi? Bu değerlendirme yaparken sınıfımızın önce çöp kutusunun etrafını bakarız. Önce oradan. Orası pisse diğer taraflara hiç bakmaya gerek yok. Orası temizse sıraların aralarını gireriz. Sıraların aralarında bakarız. Oraları da temizse sıraların altına bakarız. Yani kitap koydukları yerlere bakarız. Yani bu kriterlere göre seçiyoruz. Ayırt haksızlık olmasın diye. Sürekli 5B sınıf alıyor zaten bizim bayrak ve bu plaketi. Üç kere üst üste alan sınıfımıza da hediye veriyoruz. Okul bünyesinde müdürümüzün çabasıyla beraber. İşte çam sakız çobanı armağanı olarak. Daha önce de almışlardı değil mi? Ne almıştınız? Defter. Diğer öğrenci. O sınıfın bütün öğrencilerine hediye veriyoruz. 3 hafta üst üste seçilen sınıfa. Çok güzel bir uygulama gerçekten. Yani öğrencilerimiz bir bakıma teşvik oluyor bu. Temizlik alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz böylelikle. Kazandılar da yani sonuçta kazandılar. Sizin adınız? Biliyorsunuz zaten Ayşen Beköz. Sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmenisiniz. Evet. Aynı zamanda bu temizlik... Evet, Sağlık Temizlik ve Beslenme Kulübü öğretmen olarak ben ve Aslı Hanım'la beraber çalışıyoruz. Bu hafta sizin sınıf yine birinci olmuş. Üçüncü kez mi oldunuz? Bu hafta ikinci. Bu hafta ikinci. Haftaya da olursanız... İçinde hediyeler geliyor. İnşallah.